Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte yeni bir SSD testi gerçekleştireceğiz. İyi ki çok tuttu, biz de devamını yapmak istedik. Birden fazla serinin ardından yeni bir test var. Bu testte ne bu kadar ilgi çekici oldu Recep? Ali, SSD'nin yazma ömrü konusunda biliyorsun bazı spekülasyonlar söz konusu. Bazı kullanıcılar SSD'nin yazma ömrünün kısa olduğunu iddia ediyordu. Daha önce yaptığımız testte vaat edilen yazma ömrünün 10 katına çıkarak bu iddiaları çürüttük. Genelde iddialar şöyle oluyor. Ürünün satış sayfasındaki sayılara bakılıyor. Bu sayılara göre iyi ya da kötü deniliyor. Bu yanlış bir yöntem. Test edilmesi, incelenmesi gerekiyor. Baktığınız zaman o yazma ömrü değerleri gerçek değil. Peki üretici niye bu değerleri veriyor? Bir değer vermek zorunda, asgari bir garanti sunmak zorunda. Oraya bazı üreticiler maksimum değeri veriyor, bazı üreticiler minimum değeri veriyor. İşte bu yüzden bunun test edilmesi gerekiyor ama bunun testi çok zahmetli bir şey Recep. Öyle bir günde takıp da hemen yapamıyoruz. Doğru Ali, bizim ilk yaptığımız testte SATA SSD kullanmıştık. Bu bağlamda test 1 sene sürdü. 1 sene boyunca SSD'ye aralıksız bir biçimde veri yazdık ve yazma ömrünün 10 katına çıkmayı başardık. Bu defa Crucial'ın P5 modelini test edeceğiz ve M.2 NVMe protokolünü kullanıyor. Bu sayede çok daha yüksek hızda veri yazabileceğiz ve testi daha kısa sürede tamamlayacağız. Aslında biraz da uzun sürede tamamlayabiliriz. Bu tamamen SSD'nin ömrüne bağlı. Aynen öyle. Şimdi SSD'nin testini kısa sürede tamamlarsak gelebilecek yorumlar tahmin ediyorum. SATA daha uzun ömürlü abi, M.2 daha kısa ömürlü abi. Hayır, okuma yazma hızıyla bağlantılı bir şey. Bunun detaylı bir yorumunu tabii ki yapacağız, paylaşacağız. Şimdi 600 MB yazma yerine burada kaç MB yazma yapacağız acaba? Ali, bu SSD'nin testini yaptığımızda saniyede 3124 MB'a kadar yazma hızına ulaşmışız. Yani saniyede 550-600 MB yerine 3000 MB yazacağız. Bu sayede SSD'ye daha kısa sürede daha fazla veri yazabileceğiz. Benzer bir ömür sunması durumunda bir yıllık testi 2 aya sığdırabileceğimizi hesaplıyoruz. Ama sığar sığmaz gerçekte ömrü nedir? Modelden modele değiştiği için bunu ancak yapınca bilebileceğiz. Ve size güncellemeleriyle bu testin gerçekten okuma yazma durumunun ne olduğunu paylaşacağız. Diskin sağlık durumunu takip edeceğiz. Okuma yazmanın testinin devamlı olmasını sağlayacağız. Bu esnada bir UPS'ye de, yani kesintisiz güç kaynağına da bağlamayacağız ki zaten elektrikler kesilip duruyor. Elektrik şokunu da yesin. Güç kesilmesini de yaşasın. Yani erken arızalanma ihtimali varsa da erken arızalattırmaya çalışacağız. Amacımız bu SSD'yi öldürmek. Bu test bu SSD'yi öldüğü zaman bitecek. Yani 500 GB'lık bir SSD'yi maalesef çöpe atacağız ama bunun karşılığında çok değerli veriler elde edeceğiz ve bunları sizle paylaşacağız. Evet, Crucial'ın bu SSD için verdiği yazma ömrü garantisini de belirtelim. 300 TB olarak belirtiyor. Yani diyor ki 300 TB'a kadar bu SSD'ye sorunsuz bir şekilde yazma yapabilirsiniz. 300 TB'dan sonrası artık benim garantimin dışında. Bakalım bir ayda yazabilecek miyiz bu kadar veriyi? Kaç ay alacak Recep? Deneyip görelim o zaman. Evet Ali, SSD'mizi taktık. Artık testlere başlayabiliriz. Bakalım ne kadar sürecek. Evet, görelim bakalım. Ölüm testi yeniden başladı. Sizlerden yorumları bekliyorum. Neleri merak ediyorsunuz aşağıda lütfen yazın.